Evet arkadaşlar, bugün sizle beraber Minecraft'ta bilinmeyen şeylerden konuşacağız. Minecraft'ta bilinmeyen şeyleri size öğreteceğim. Arkadaşlar, ilk başta herhangi bir tanesini açalım. Askele bir düz dünya olsun. Evet arkadaşlar. Yapacağımız şey şu. İneklerin, pardon, Mojo ineklerinin boyanabildiğini Evet arkadaşlar. Şimdi buradan Mojo mineğini alıyoruz ve şuraya koyuyoruz. Sonra şuradan da bir makas alıyoruz ve kesiyoruz arkadaşlar. Bu normal ineğe dönüyor. Sonra da kesiyoruz. Sonrakisi arkadaşlar, istediğimiz renge boyayabiliyoruz koyunu. Bunu şuraya koyuyoruz, bir herhangi bir tane koyunu. Koyunlarda şuranın yerine de bir tane lapis lazuli alıyoruz. Üstüne basılı tutuyoruz ve mavi oluyor. Şuradakileri yaptığımız zaman yeşil olabiliyor arkadaşlar. Şuradakini aldığımız zaman sarı, şuradakini aldığımız zaman pembe olur. Özellikle kızlar için uygun olan bir şey. Mor rengi kızlar için uygun olabilir. Arkadaşlar, sonraki işimiz ise arkadaşlar şu. İlk başta bir tane cobblestone arıyoruz arkadaşlar. Sonra şuraya girip bir tane de şu taştan alıyoruz. Adı Nether Reactor Core. Sonra bir tane de altın tabak altın blok alıyoruz. Altın blokları şöyle aralarında birer Hepsinin aralarında birer tane ara olmak üzere koyuyoruz. Sonra aralarına da cobblestone yerleştiriyoruz. Sonra da üstüne bir tane reaktör taşından koyuyoruz. Üstlerine teker Arkadaşlar, sonra hepsinin üzerine birer tane koyuyoruz bunlardan. Arada bir tane daha işimiz var. Şeyin üstüne bir tane şundan koyuyoruz arkadaşlar. Size bir kare şekli cobblestone'lar yerleştirdikten sonra işimiz bitecek. Sonra ise açık olacak arkadaşlar, yan taraflar şu şekilde olacak. Bunu sadece survival'de yapabildiğimiz için arkadaşlar size bir tane daha şey göstereceğim. Bir tane program indirmenizi tavsiye ettiğim bir program. Adı Pocket Editor. Programı indireceğiz şu çitleri kırdıktan sonra sizinle. Kıracağız. Kırdıktan sonra hemen biz şöyle çıkalım. Google Play Store'a girdiğimizde hemen Pocket yazdığınız zaman hemen çıkar zaten. Pocket Editor yazıyor arkadaşlar. Pocket Editor'da şu. Yere tıkladığımızda Pocket Editor şu şekilde çıkıyor ve onu indiriyoruz. İndirmesi gayet çabuk sürüyor. Arkadaşlar indi.
telefona. Sonra açıyoruz programı. İkinci sıradakine tıklıyoruz. World Info diyoruz ve Çengi'den Survival'e çeviriyoruz. Ve arkadaşlar Edit Inventory dediğimiz zaman da zaten şunlar çıkıyor biliyorsunuz. Yanlış yeri çevirmişiz biz galiba. Birinci sıradakini çevirecekmişiz. Yanlış yapmışız, pardon. Creative'den çıkalım. Kaçıncı sırada o? Baş sırada. Şuradan bakalım bir kere de. Bu da değil. Arkadaşlar kendi yaptığınız şeyi buluyorsunuz. Galiba şu olması lazım arkadaşlar. Ya ikinci sıradaki olacak ya da birinci sıradaki olması lazım. Yoksa zaten. Bu survival herhalde arkadaşlar. Sonra World Info'ya giriyoruz. Kaçıncı sırada olduğunu öğrenemediğimiz için, nerede olduğunu öğrenemediğimiz için herhalde birinci sırada olması lazım. Editin ortasına baktığımızda yine yok arkadaşlar. Bulmaya çalışıyoruz. En iyisi biz yeni sistemi açsak gidiyorum ama Valve'de girelim. Bu değil. Şu değil. Şu değil. Şu. Arkadaşlar şu editin öldürüyor. Bu da değil. Bu arkadaşlar. Tamam. Şimdi buradan World Info'ya girdiğimizde Çengi'den Survival'e çeviriyoruz. Ardından ise Minecraft'a giriyoruz. Sayışık uzun sürdüğü için özür dilerim. Game yapıyoruz. Galiba oyun açık olduğu için olmadı arkadaşlar. Bir daha deneyeceğiz. Oyun açık çünkü oyunu kapatmak zorundayız. Edit inventory olduğu zaman. Şimdi çıkıp yeniden gireceğiz. Sonra tekrar birinciye bakalım. Evet arkadaşlar bu %100'lükle bu. Bunun inventarisinden belli zaten. Şimdi Çengi'den bunu server'e çeviriyoruz. Ve ardından Minecraft'a giriyoruz. İlk başta siteyi silmemiz lazım yoksa Minecraft'a giriş yapmayabilir. Bakalım bu değil. Şu mu oluyor? Şu o zaman. Arkadaşlar elimizdeki şunu atıyoruz o zaman. Attığımız zaman ise elimiz boşta kalıyor ve aktivite diye bir şey çıkıyor arkadaşlar. Burada dönmek zorundayız. Bir şeyler kazanıyoruz arkadaşlar bu sayede. Burada yalnız domuz zombiler var. Pikmen. Onlar bizi öldürmeden burayı patlatmamız lazım. Görevimiz bu. Yavaş yavaş çoğalıyorlar arkadaşlar. Tabii ki çoğalmaları lazım zaten. Çoğalmazlarsa bu oyunun zorluğu olmaz. İşte şimdi de bitmek üzere zaten videomuz. Evet patladı. Buradan dışarı çıktığımızda dışarıda muhtemelen zombiler olacak. Yaptığımız muhtemelen her şey bakın burada gözüküyor arkadaşlar. Videomuzu izlediğiniz için teşekkür ederiz. İyi günler.